Salondaki hayallerimi gerçekleştirebildim mi? Yeni açmamıza rağmen 3. ayımda full çektim. 3. ayımda yeni hocamız geldi. O benim hep hayalimdi zaten. Kendi yerimi açayım, kendi yerimi açayım. Üniversiteye ilk girdiğim günden itibaren hep bu böyle devam etti. O yüzden de zaten kendi yerimi açacağımdan da emindim. İstanbul'a gittim, İstanbul'da çalıştım. Belli bir süre antrenörlük yaptım. Bir salonun zaten baş antrenörüydüm aynı zamanda. Yer tutuyoruz, işte başka bir problem çıkıyor. İskan problemi çıkıyor. Tuttuk diyoruz, başka bir problem çıkıyor. Var. Yani benim hayal gücüme, istediklerime bakarsak çok var tabii ki de. Çünkü sonsuz bir hayal gücüm var zaten. Hep daha fazlasını istiyorum, daha fazla çalışıyorum. Bu bilgi sonsuz bir döngüdür. Ucu bucağı yok. Hadi ben bunu aldım bitti değil yani. Farklı insanlar var, farklı anatomiler var. Birebir çalışıyoruz biz. O yüzden de her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü daha fazla verimli olmak istiyorum. Zaten burası normal bir fitness salonu konseptinde ilerlemiyor. Tamamen birebir çalışıyoruz. Yani üye bana geldiğinde ya da kişi bana geldiğinde ben ona soruyorum ne istiyorsun? Çünkü burada biz sağlık üzerine çalışıyoruz. Duruşunu çalışıyorum, anatomisini çalışıyorum. İnce ince işliyoruz aslında. O yüzden de normal fitness salonlarından farkı var. İnsanlardan bir kere azim bekliyorum. Çünkü geri kalanı ben yapıyorum zaten. Birazcık gelsin. Yani bu salona adım attıktan sonra gerisini ben hallediyorum. Motivasyonsa onu sağlıyoruz. Yeleği giydiği anda her şeyi yapabiliriz. Bununla hareket de yapabiliriz. Koşu bandında da yürüyebiliriz. Son anda hazırlandım ben spor bilimlerine. Aslında derslerim de iyiydi. Ama dedim ki hani ne olamam, bunu olamam. O zaman neden olmasın yani? Emin misin Nur? Neyi başaramadın ki bunu başaramayasın diyerekten bir anda o birebir konsepti korumak istiyorum. Ama daha da büyümek istiyorum. Çünkü insanların hayatına dokunuyoruz zaten. Daha fazla insanın hayatına dokunmak istiyorum. Sporu hadi kısa bir dönem yapayım, aman hemen yaza girmeden önce fitleşeyim ve bırakayım olarak değil, artık bir yaşam biçimi haline gelmesini istiyorum ve bunu Nereden geldin? Bu haftaki programında Nur Arslan Fit House'dayız. Karşımızda Nur Arslan var. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle bize kendinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben Nur Arslan. Nur Arslan Fit House'un kurucusuyum. Uşak Üniversitesi'ni kazandım. 2 yıl burada antrenörlük eğitim bölümünde okudum. Ondan sonra Mehmet Akif'e geçiş yaptım 3. sınıfta. Orada lisans hayatımı tamamladım. Sonrasında Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisansı kazandım. Orada da ilk yarı dönemi bitirip Mehmet Akif'e geçtim tekrardan. Bana her yıl Mehmet Akif'e düşüyor. O şekilde şu an yüksek lisans sürecimdeyim. Peki bu süreçte kendi yerini açma fikri nasıl ortaya çıktı? Kendi yerini açmadan önce çalıştığın yerlerden bize bahsedebilir misin? Üniversiteye girdiğim andan itibaren zaten sürekli bir çalışmaya başladım ben. Ara ara işte salonlara girdim, çıktım. Böyle bir kaliteli hocalardan en azından bilgiler öğrenmeye çalıştım. Sonrasında da Uşak'ta birkaç yerde çalıştım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da çalıştım. Orada belli bir süre antrenörlük yaptım. Bir salonun zaten baş antrenörüydüm aynı zamanda. Ondan sonra döndüm. Zaten yüksek lisans sürecim bu serüvende hala devam etti. Gel git çok zor oluyordu. Uşağa dönmeye karar verdim. Burada bir rehabilitasyon merkezinde müdürlük yaptım. Bu süreçte artık dedim ki ben kendi yerimi açmalıyım. Çünkü zamanı gelmişti. Buradan danışmanıma da sesleniyorum. Çok destek oldu bana sağ olsun. Hani oturduk birlikte de konuştuk. Dedim açsam mı açmasam mı? Çünkü tedirgin oluyorum. Senin tedirgin neden neydi? Yani kendi yerini açmaktaki tedirginliğe sebep olan neydi aslında? Yani sektöre baktığımda hepsinin yaşları benden büyük. Bir genç birisi olarak girdim aralarına. Bu birazcık tedirgin etti. Bir de yüksek lisans sürecim de devam ediyor. Bununla aynı zamanda yürütmeye çalışıyorum. Bu süreçten de tedirgin oldum açıkçası. Bu süreçte ilk açtığın andan şu ana kadar başına neler geldi? Nasıl bir zorluk çektin? Çünkü genç bir girişimci olarak kendi yerini açma isteğiyle başladın. Ve burayı açtın. Seni nasıl bir süreç bekledi? Ne gördüm burada? Ya benim hep hayalimdi zaten. Kendi yerimi açayım, kendi yerimi açayım. Üniversiteye ilk girdiğim günden itibaren hep bu böyle devam etti. O yüzden de zaten kendi yerimi açacağımdan da emindim. Bir anda başladım dedim hadi başlıyoruz bu sefer. Annem çok destek oldu zaten bu süreçte. Bir anda aletleri aldım. Telefonda hemen hepsini aradım dedim. Buradan bunu alıyorum, buradan bunu alıyorum. Sonrasında yer arama süreci benim için çok uzundu. Yer tutuyoruz, işte başka bir problem çıkıyor. İskan problemi çıkıyor. Tuttuk diyoruz, başka bir problem çıkıyor. Aletlerimi her şeyim hazırken daha dükkanım yoktu benim. Hepsi depolarda bekledi belli bir süre. Son anda burayı bulduk artık. Burada bir 3 aylık bir süreç yaşadık, tadilat süreci. Ustalardan çok çektim. Gerçekten işlerini birazcık yavaş yapıyorlar. Zorla iş yaptırdık biraz. Öyle oldu. Geldik gittik, geldik gittik. Bir de çok da kaleye almıyorlar sanırım.
genciz falan diye herhalde. Öyle uğraştık. Hala da uğraşıyoruz. Hala hiçbir şeyler tamamlanmadı. Hala eksiklerimiz var. Hala ustayla muhatap oluyoruz. Bu inşaat sürecinde istediğine ulaşabildin mi? Tamam, şu an tekrardan ustalarla muhatap olmak zorundasın. Ama hayalindeki ya ben burayı böyle istiyordum ve şu an istediğimi elde ettim dediğin noktada mısın? Yoksa daha var dediğin bir noktada daha mısın? Daha var. Ne Daha kadar var var mesela? Yani çok var. Yani benim hayal gücüme, istediklerime bakarsak çok var tabii ki de. Çünkü sonsuz bir hayal gücüm var zaten. Hep daha fazlasını istiyorum. Daha fazla çalışıyorum. Daha iyi bir yer olsun istiyorum. Kendi açımdan da öyle. Durmadan bu süreçte hala eğitim alıyorum. Yakaladığım online eğitimleri kovalıyorum. Onları alıyorum. Derslerimi iptal edip eğitimlere hala katılıyorum. Burası için hala mesela dekorasyon olarak bile hala eksiklerimiz var. Hala sistemde işte şunu da yapalım, bunu da yapalım diye birçok fikrim var. Ama daha 5 aylık bir süreç oldu bizim için. Hepsini herhalde yavaş yavaş yaparız. Bu süreç zarfında eğitimlerden bahsettin. Aldığım eğitimlerden biraz bahsedebilir misin? Ne alıyorsun? Neden alıyorsun? Tabii ki de kendimi geliştirmek için alıyorum. Çünkü bilgi sonsuz bir döngüdür. Ucu bucağı yok. Hadi ben bunu aldım bitti değil yani. Lisans sürecinde pilates eğitimi aldım. Üniversiteden sonra devam ettim kalın eğitimlerimi. Tekrardan pilates eğitimi aldım bunun üstüne. Bel boyun problemleri üstüne farklı hocalardan tekrar eğitim aldım. Çünkü reformer'da özellikle yani aletli pilateste bir akış vardır. Bunu evet öğreniyoruz. Tabii ki de problemleri öğreniyoruz ama bence daha detaylı olması gerekiyor. Çünkü bireyler kendilerini sakatlayabiliyor. Ya da normal fitness salonlarında hoca eşliğinde çalışmadıkları için kontrolsüz bir postürde oluyorlar ve bilmeden de sakatlayabiliyorlar. Ya da kendinden ev hayatlarında da kendilerini işte fıtık yaratabiliyorlar. Bunun için ekstra eğitimler aldım. Daha sonrasında His Federasyonu'ndan, Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan wellness eğitimi aldım. Zaten salonumuzun asıl amacı da wellness. Kişinin kendini iyi hissetme halidir. Burası normal bir spor salonu değil zaten. Tamamen birebir çalışıyoruz. Kişi kendini nasıl iyi hissediyorsa biz onu ona hazırlıyoruz aslında. Doğru bir postür, sağlıklı bir vücut. Yani sporu aslında hayatının bir noktasına sağlıklı bir şekilde yerleştirip ve devam etmesi için çalışıyoruz. Bu süreçte salonu açtıktan sonra da ben eğitimlere devam ettim. Fonksiyonel antrenman eğitimi aldım. Uluslararası personal trainer eğitimi aldım. Artık uluslararası bir hocayım. Hastalıklar üstüne durmadan eğitim alıyorum yine. Postür üstüne eğitimler alıyorum ki bizim amacımız zaten o. Sağlıklı bir vücuda doğru bir şekilde hareketleri işlemek. Şu hocayı da dinleyeyim. Özel kurslardan atıyorum bir hoca beğeniyorum. Bunu da hadi yakalayayım tarzında hep bir koşturuyorum zaten. Çünkü kendimizi geliştirmenin bir sonu olduğunu düşünmüyorum. Bilgiler güncelleniyor. Farklı insanlar var, farklı anatomiler var. Birebir çalışıyoruz biz. O yüzden de her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü daha fazla verimli olmak istiyorum. Peki eğitimlerin senin buradaki işini, etkisini hissedebiliyor musun? Kesinlikle öyle. Yani mesela bir şeyi öğrendim diyorum, farklı bir hocadan farklı bir püf noktasını öğreniyorum. Bu sefer onu da tabii ki de derslerimde uyguluyorum. Duruşlara bakıyoruz. Zaten burası normal bir fitness salonu konseptinde ilerlemiyor. Tamamen birebir çalışıyoruz. Yani üye bana geldiğinde ya da kişi bana geldiğinde ben ona soruyorum ne istiyorsun? Çünkü burada biz sağlık üzerine çalışıyoruz. Duruşunu çalışıyorum, anatomisini çalışıyorum. İnce ince işliyoruz aslında. O yüzden de normal fitness salonlarından farkı var. İşte benim değinmek istediğim asıl yere sen kendin geldin. Bize burayı biraz tarif edebilir misin? Ne üzerine çalışıyorsun? Neler veriyorsun insanlara? İnsanlardan da ne bekliyorsun? İnsanlardan bir kere azim bekliyorum. Çünkü geri kalanı ben yapıyorum zaten. Birazcık gelsin. Yani bu salona adım attıktan sonra gerisini ben hallediyorum. Motivasyonsa onu sağlıyoruz. Modu düşükse onu arttırıyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? Birebir veya ikili grup halinde çalışıyoruz zaten. Tamamen kişi özel antrenör olarak devam ediyoruz. Çünkü daha fazla verim alıyorum. Yani üçüncü bir kişiyi bile ben istemedim salonda. Salonumun her branşında zaten maksimum iki kişiye göre ayarlandı. Fonksiyonel antrenman da öyle. Dumbbell'lardan varsa hepsinden ikişer tane var aynı anda çalıştırabileyim diye. Ya da pilates de öyle. Maksimum iki tane zaten. Çünkü üçüncü kişi hep benim için bir dışta kalıyor. Ya da arada gezdiğimde bile postürü bozulabiliyor, başka bir şey oluyor. Tamamen gözümün önünde birebir açılarına bakarak çalışıyorum ve bu yüzden de zaten maksimal verim almış oluyoruz. Salonumuzda neler var? Reformer pilates var, aletli pilates. Fonksiyonel antrenman var.
ve EMS var. Şimdi reformer, pilates bunlar yine fazlasıyla duyabildiğimiz, öğrenebildiğimiz şeyler. Ama EMS hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? Nedir bu? EMS elektrikli bir sistemde diyebiliriz aslında. Vücuduna 10 farklı bölgeden akım geliyor. Akım sayesinde biz senin kaslarını doğrudan çalıştırıyoruz. Ve yağ yakımına etkisi oluyor. Şimdi fizik tedavide kullanılan akımla da aynı aslında. Ben gelen üyelere böyle tanıtıyorum kolay anlayabilmeleri için. Bu fıtıkların da tedavisinin etkin rolü oynuyor. Çünkü zaten aynı akımı veriyoruz. Ama bu spor versiyonu. İşte diyetisyenler fizyoterapistlerdeki cihazlarla asla kıyaslanamaz. Bununla biz birlikte özgürüz. Yeleği giydiği anda her şey yapabiliriz. Bununla hareket de yapabiliriz. Koşu bandında da yürüyebiliriz. Bu yine kişinin dayanıklılığına bağlı. Akıma gösterdiği tepkiye bağlı, amacımıza bağlı. Yağ yakımını istiyoruz, kas gelişimi istiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. EMS'yi kimler kullanabiliyor, kimler kullanamıyor? Mesela böyle bir sorumuz da var burada. Evet. Çünkü elektrik akımından bahsediyorsun. Aynen. Kalp hastalarını almıyoruz. Herhangi bir reaksiyona karşılaşmamak için zaten. Hamileleri almıyoruz. Bir de vücudunda herhangi bir şekilde kanser hücresi olan bireyleri almıyoruz. Hepsinin yanı sıra buraya açtın, burayı büyüttün ve büyümeye devam ediyorsun. Peki bu sektöre, bu spora merakın nereden başladı? Nasıl başladı? İlkokuldayken başladı. Beden eğitimi hocamdan başladı aslında. Ve şeydi, ne olamazsın? Beden eğitimi öğretmeni olamam. Çünkü öğretmenim, o zamanki öğretmenim çok yeterliydi benim için. Çok başarılıydı ve onun gibi olamam diye düşünüyordum. O yüzden hep bir hayal olarak kaldı. Masa tenisiyle başladım ilk önce. Badminton oynadık, futbol oynadık. Bu süreç böyle devam etti. Son anda hazırlandım ben spor bilimlerine. Aslında derslerim de iyiydi. Ama dedim ki hani ne olamam? Bunu olamam. O zaman neden olmasın yani? Emin misin Nur? Neyi başaramadın ki bunu başaramayasın diyerekten bir anda girdim okula. Ona da girdim. Yine kazandım. Baktım oluyormuş. Lisans sürecinde tenis antrenörü olarak tamamladım. Ama hayalim hep salon olduğu için kendime ait tenisten şu an devam etmiyorum. Daha çok birebir dersler şeklinde ilerliyoruz. Hazır hayallerinden bahsetmişken salondaki hayallerini gerçekleştirebildin mi? İlerideki hedefin nedir? Bize son olarak bundan biraz bahsedebilir misin? Salondaki hayallerimi gerçekleştirebildim mi? Yeni açmamıza rağmen 3. ayımda full çektim. 3. ayımda yeni hocamız geldi. O da benim zaten üniversiteden arkadaşım. Yani aynı sıralarda oturup aynı evi paylaştığım bir arkadaşımız. O da çok başarılı alanında zaten. Bu birebir konsepti korumak istiyorum ama daha da büyümek istiyorum. İyi hocalarla daha büyük bir ekip oluşturmak istiyorum. Çünkü insanların hayatına dokunuyoruz zaten. Daha fazla insanın hayatına dokunmak istiyorum. Sporu, hadi kısa bir dönem yapayım, aman hemen yazı girmeden önce fitleşeyim ve bırakayım olarak değil, artık bir yaşam biçimi haline gelmesini istiyorum. Ve bunu gelen üyelere, herkese aşılamaya çalışıyoruz. Ve burada bir aile oluyoruz. Hani geldiğinde buraya artık severek geliyor, eğlenerek geliyor. Ve spora artık, ya spora gideceğim olarak değil de, ya spora gideceğim, evet. Tamam, gideceğim, belki zorlanacağım. Gelene kadar birazcık zorlanacağız ama geldikten sonra keyifli keyifli geçecek. Bize bu anlattıkların için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nereden geldin? Bu haftaki programında Nur Arslan Fit House'daydık. Bize geçmişten bugüne yaptıklarını, aldığı eğitimleri ve buradaki hayallerinden bahsetti. Sağlıkla kalın.